Merhaba arkadaşlar, ben Melek Selin'den, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere televizyonda gördüğüm bir çay demleme yöntemimle geldim. Ben kendim denedim. Gerçekten çayın aromasını çok daha lezzetli bir şekilde alıyorsunuz. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle yapmamız gereken suyumuzun temiz ve kireçsiz olması lazım. İçmediğimiz sudan çayı demlememiz lazım. O yüzden içtiğimiz sudan çaydanlığımıza suyumuzu koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi suyum kaynamaya başladı. Su kaynadığı zaman 99 derece oluyormuş arkadaşlar. Üzerinin buharı kaybolana kadar, derecesinin 95'e düşene kadar biraz beklememiz gerekiyor. O yüzden ocağımı kapatacağım. Bir 5 dakika suyumun üzerindeki buharının gitmesini bekleyeceğim. Daha sonra kaynayan sudan demliğime İçebileceğimiz kadar su koyacağım. Ben iki kişilik demliyorum. Suyu tepeden döküyorum arkadaşlar. Kaynarken suyun oksijeni kayboluyormuş. Bu şekilde tepeden döktüğün zaman kaybolan oksijenini tekrardan kazanıyormuşuz. Bu bir püf noktasıymış çayımızın daha lezzetli olması için. Normalde biz nasıl demliyoruz? Önce çayını koyuyoruz, üzerine kaynayan suyu döküyoruz. Bu şekilde demlemiş olmuyormuşuz. Haşlama yapmış oluyormuşuz. Asıl demlememiz bu şekildeymiş. Gördüğünüz gibi önce sıcak suyunu koydum. Üzerine çayını ekleyeceğim. Daha sonra kapağını kapatıp demliğimi hiç kıpırdatmadan çaydanlığın üzerine koyacağım. Bu şekilde 20 dakika bekleteceğim. Çayının kendi kendine çökmesini bekleyeceğiz. Alt suyunun buhar vermemesi lazımmış arkadaşlar. Alt suyu buhar verdiği zaman çayımız acıyormuş. Çayımızı demledim. Demi tam oldu. Şimdi denemek için bardaklarımı koyuyorum. Tadına bakacağım. Gerçekten çok güzel olmuştu. Çayın aromasını çok güzel alıyorsunuz. Denemek isterseniz sizinle de paylaşmak istedim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.